Kal geldi ya. Su içeyim bir. Yani hazırız, direkt başlayayım mı konuşmaya? Tamam. Sen suyunu iç, ben başlıyorum konuşmaya. Hadi. Herkese merhaba. Bu akşam saat 8'de Star'da çocuk ile karşınızdayız. Şimdi sizden gelen soruları cevaplayacağız. Sonra da buradan anlık soruları cevaplamaya çalışacağız. Gelirse. Sen başla istersen. Tamam. İlk sorudan. Uzun bir süre sonra ekranlara çocuk ile dönüş yapıyorsunuz. Senaryoyu kabul etmenizdeki en büyük etken neydi? Evet, ben bir süre ara vermiştim. Şimdi tekrardan çocuk projesiyle ekranlara dönüyorum. Aslında senaryoyu etkileyen şey daha önce bu tarzda bir hikaye yapılmış olmaması. Artı ekip, artı yapımcımız. Benden bahsediyorsun. O yüzden de ekip de benim için çok önemli. Çünkü ekip demek bir bütünlük demek ve o bütünlük kurulduğunda işler çok daha iyi oluyor. Çok daha farklı şeyler çıkıyor ortaya. O yüzden hem senaryosu beni çok etkiledi, bir anneyi oynayacak olmam beni çok etkiledi ve hikayesi çok etkiledi Şule karakterinin. O yüzden de kabul ettim ve geri döndüm. İlk defa oynuyorsun değil mi anneyi? Evet, ilk defa oynuyorum. Ben de. Şimdi ben sana sorayım. Peki sette çekimler nasıl geçiyor demişler? Sence? Güzel geçiyor sence? Bence de güzel geçiyor. Memnun musun benden? Yani herkesten memnunum. Senden memnunum. Nazan abladan, Serhat'tan, İsmail'den. Çok güzel değil mi? Benim de çalıştığım en iyi setlerden biri. En tatlı öyle. Evet. En iyi anlaştığım insanlarla denk geldiğim falan. Aslında şey oldu aramızda. Hatta bunu sette de konuşuyoruz. Sanki hani bir sezon çalışmışız, tatil verip bir daha evet, başlamışız evet, aynen, gibi. Evet evet. Aynen. Herkes birbirini tanıyormuş gibi aynen. Oldu. Aynen. Bir de benim artı bir avantajım, daha önceki birçok projemde çalıştığım insanlarla karşılaştım. Ekip, yani ekiple çalıştığım. O yüzden onlar da bana bir rahatlık verdi ama genel olarak bence çok güzel geçiyor setimiz. Ben öyle inanıyorum. Ben de. O zaman anne rolünü oynamak için etrafınızdaki anneleri gözlemlediniz mi? Ya da bu rol için çalışma metodunuz neydi? Aslında zaten Türkiye'ye dönmeden önce Amerika'da oyuncu koçum var, Rodney Rowland diye. Hollywood oyuncusu kendisi. O yüzden çok bana emeği vardır ve çok şey kattı. Bu proje geldiğinde de ona yolladım böyle bir rol oynayacağım diye. Bana çok güzel onları bir şekilde anlattı. Şu tarzda olursa ve bu şekilde ilerlersen sana etkisi büyük olur. En başta kendi annemi izledim. Menajerlerim ikisi de anne oldu. Onları izliyorum. Ve etrafımızdaki çocuklu insanları gördükçe arkadaşlarımı. O yüzden böyle gözlemleme yapmak bana iyi geldi. Ama tabii ki de en büyük etkisi Radne'nin oldu bana bu projede. Hadi sen bana sor. Tamam, sana soruyorum. Mehmet Emin çok tatlı demiş. Aranız nasıl? Sahneleri çekerken ona nasıl yardımcı oluyorsunuz? İşte ilk seti. Oyun oynadığımızı düşündürtüyoruz. İşte motive etmeye çalışıyoruz. Yani o da çok tatlı zaten. Evet. Çok güzel üzülüyor. Evet, gerçekten çok tatlı bir çocukla çalışıyoruz. Çok keyifli geçiyor. Çok eğleniyoruz. Yani keyifli. Yani tabii çocukla çalışmanın zorlu yanları var. Çünkü ona bir insan muamelesi yapamayız. Çünkü bir çocukla çalışıyoruz. O yüzden de onun şartları altında çalışmamız gerekiyor. Onun konforu bizim için çok önemli. Ve zaten hani hem oyuncu koçu var hem pedagoglarımız da var. Evet. O yüzden keyifli. O da mutlu. Biz de mutluyuz onunla çalışmakta. Evet. Zor soruları soracağım. Sosyal medya ile aranız nasıl? Sette en çok kim vakit geçiriyor sosyal medyada? Aslında şöyle, sosyal medya ile aram daha önce daha çok sık kullanıyordum. Sonra eski hesabım hacklenince ben aslında sosyal medyadan birazcık uzak durdum. Hmm. Ama sonra işim gereği tekrardan sayfa açtım. Olabildiğince aktif olmaya çalışıyorum ama gerçekten unutuyorum. Çünkü dünyam sosyal medya olmadığı için o yüzden onu unutuyorum ve artık ben de şey moduna geldi, böyle iş moduna geldi. Yani artık bir şey paylaşmam gerekiyor ve bu şekilde aktif olmam gerekiyor düşüncesi beni çok rahatsız ediyor. Ama şu an tabii sette birçok kişi şu an aktif çünkü paylaşımlar yapıyoruz projemiz için. O yüzden her evet. Birimiz aynı düzeyde sosyal medyayı kullanıyor diyelim evet, bence. Evet, yani çok öyle aşırı hadi telefonu bırak da sohbet edelim dediğimiz biri yok sette. Evet, öyle bir şey yaşamıyoruz. Evet. Soruyorum. Merveciğim, güzelliğin neye borçlusun?
çirkinliğim. Yani nasıl cevap verilir ki buna? Güzelliğimi düşünmüyorum pek. Bilemedim ya bunu. Tamam, bunu geçeyim, başka ama bir şey sorayım. Ama bol su içmeyi tavsiye edebilirim. He, sağlıklı yaşam bence her evet, zaman. Evet, aynen öyle. Peki, Akça ve Merve arasındaki benzerlikler nelerdir? Valla inanır mısın? Kaşım, gözüm, burnum, ağzım hep aynı. Yani Akça'nın yaşadığı durumlar o kadar farklı ve o kadar hani radikal kararlar veriyor ki ben bir kere onun yaşadığı durumları yaşamadım, tecrübe etmedim. O yüzden olaylar bağlamında bir benzerlik yok ama belki evet tavırları benziyor olabilir. Peki. Ben sana soruyorum. Sette çekimler nasıl geçiyor? Onu az önce konuştuk, keyifli evet geçiyor. Konuştuk aslında. O zaman burcun ne? Burcum terazi. Evet. Evden annem de hatta terazi. Hatta hazır buradan düzeltme yapayım. 14 Eylül olarak benim doğum günümü kutluyorlar ama aslında 14 Ekim benim doğum günüm. Aa, o yüzden terazi burcuyum. Benim de öyle bir problemim var. 1 Ocak zannediyorlar. Aslında 13 Temmuz. Sezen Aksu ile aynı gün. O yüzden terazi burcuyum. Evet, terazi burcusun. Peki burcunun özelliklerini taşıyor musun? Aslında yani çok böyle burçlarla hani aram böyle çok şey değil. Çünkü bazen şey düşünüyorum. İnsanların kolaya karşı işte terazi burcu özellikleri diyelim evet. böyle. Benim burcum bu şekilde ve ben bu karaktere sahibim deyip aslında insanlar kolay yolu seçiyor. Şey de oluyor, etkisi biraz kalıplara var. Da sokuyor evet, insanları. Çünkü etkisi var, bunlara inanıyorum ama çok da o şeyin içinde değilim. Evet, ben de öyle düşünüyorum yani. Milyonlarca karakter varken neden 12 tane karakter varmış gibi davranıyoruz ki? Evet. Evet, sıra kimdeydi? Ben de galiba. Soruyorum sana. Çocuk dizisinin merkezinde hangi olay var? Entrika mı, güç savaşları mı, masumiyet mi, annelik mi, sırlar mı? Sıralama mı yaptım? Yani annelik tabii başta, masumiyet, sırlar hepsi var aslında. Hepsi var valla. Aslında şey gibi değil mi? Bu hikayedeki tek masum çocuk. Evet. Geri kalan her şey var. Her karakter. Yani her karakterin bir kirli geçmişi var gibi geliyor. Yani bir de şey değil. Sırları, gizemleri, yaşadığı olayları. O yüzden hepsi var. Tek buradaki masumiyet evet, evet. Bence çocukta. Evet ya, hiçbirimiz masum olamıyoruz tabii ki. Ve herkes dizide hiçbir karakter buna çok kötü veya ona çok iyi diyemiyorsun. Evet yani. Diyemeyeceğiz. Ve o zaten gerçek olan şey o. Evet, en önemlisi bu, dediğin çok doğru. Kimse bu kötü, bu iyi, evet. Bu şey diyemeyecek. Evet. Yani bence herkesin herkes çok empati yapacak. Evet, haklılık payı da var herkesin yaptığı kötülüklerde. Haksızlık payı da var. Aynen. Şimdi sıra sende. Bir dakika. Birinci bölüme saatler kaldı. Heyecanınızı bizimle paylaşır mısın? Yani... Kendi adıma söyleyeyim, çok heyecanlıyım. Ben de. Çünkü 1,5 senedir ekrandan uzaktım ve gerçekten inandığım bir projede yer almak istiyordum. O projede bu proje oldu benim için. İnanılmaz heyecanlıyım. Yani ekibim adına heyecanlıyım, yapımcım adına heyecanlıyım, oyuncu arkadaşlarım adına heyecanlıyım, kendi adıma çok heyecanlıyım. Umarım güzel bir oyun sergilemişimdir. Umarım insanlara bunu geçirebilmişimdir. Ben kendi adıma çok inanıyorum geçirdiğime. Ama tabii ki izleyicilerimizin düşüncesi de önemli. O yüzden yani o kadar heyecanlıyım ki bir şey diyemiyorum. Sonuçta her yaptığım iş benim için çok önemli. Ama bu iş benim için ekstra bir önemli. Çünkü çok farklı bir karakter oynayacağım. Hayatımda oynamadığım bir karakteri oynayacağım. Boyutları çok farklı. Duyguları çok farklı. O yüzden çok heyecanlıyım ya. Ben de aynı şekilde. Bayağı hatta. Evet, sıra kimde? Bilmiyorum. Sorularla bakalım. Karıştı. Bir dakika. Sende galiba. Ben de. Evet, sende. Evet. Peki. Sana soruyorum şimdi. Set dışında neler yapıyorsun? Yani bir günün nasıl geçiyor? Yani şu aralar set dışında çok bir şey yapamıyoruz. Evet. Bir günümüz sette geçiyor genelde. Yani mutluyuz da aslında, şey değil. Ama normalde neler yapıyorum? İki senarist arkadaşım var. Onlarla bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Ama biraz tabii şimdi yavaş ilerliyor. Müzik var onun dışında. Müzikle uğraşıyorum ama o da bayağı işte mesaj atıyorsunuz. Evet, bu arada Merve'nin sesi gerçekten çok güzel. Teşekkürler. İşte besteler ne zaman çıkıyor falan diye o süreç biraz yavaşladı.
yavaşlayacak maalesef. Öyle ama yakında bir şeyler yapabilirim belki. Tamam, şimdi sıra sende. Tamam. Ceyda'yı ve Merve'yi bize üç kelimeyle anlatsanız bu üç kelime ne olurdu denmiş ama. Yani aslında üç kelimeyle sınırlandırmak doğru değil ama. Evet, bana da öyle hani geldi. Nasıl söyleyeyim? Ceyda üç kelimeyle. Aslında bunu seyircilerimize bıraksak. Onlar bizim için bir şeyler söylese. Evet.